araba bir anda mükemmel hızlanıyor. Bakın şimdi izleyin. Böyle bir hızlanma, böyle bir kalkış yok. Yani araba uçuyor, uçuyor, uçuyor. Akıyoruz yani, bir aydır video koymayınca bir nasıl geleceğimi de hatırlayamadım. Bakayım, bundan sonra bol bol koyacağız ya. Ben Tutku Yıldırım, Los Angeles Venice sınırından hepinize merhaba. Yanımda Durukan var. Durukan gel, kaçma kardeşim. Demek ki bir araba videosu varsa kim vardır yanında? Ben varım. Durukan vardır. Abi ışığı mışığı ters aldık ama Durukan, şahane iki tane araba inceleyeceğiz şu an. Hatta arabaları aldık Santa Monica'dan. Bir 10 dakika geldik. 10 dakika boyunca ne düşünüyorsun abi kullanılan araba hakkında? Ben sipariş veriyorum. Sipariş veriyorsun değil mi? Sipariş verici araba bu arkadaşlar. Model 3'ü Durukan kullandı. Model Y'yi ben kullandım. Ben bu arada zaten Model Y'nin siparişini verdim. Onu da burada söyleyeyim. Zaten Instagram'dan takip eden arkadaşlar biliyor. Jeep var, Mustang var, bir de Model Y 3 araba yeter. Daha fazlasına gerek yok. Diyeceksin ki 3. arabayı ne yapacaksın abi? Yani var ki alıyoruz kardeşim demek isterdim ama arkadaşlar biliyorsunuz hani ajans devam ediyor Lartist. Bir yandan burada artık hani araba kiralama işi de yapıyoruz. O yüzden dolayı artık yavaş yavaş garajı dolduralım dedik. Ve 3. araba da ne yakışırdı kardeşim? Tesla tabii. Tesla ama 3 ve Y arasında ben çok kararsız kalmıştım. Adam bana Y'yi tavsiye etti ve ben Y'yi 2 hafta önce siparişini verdim. Onu ayrı bir videoda anlatacağım detaylı. Gelmesi 2 ay sürüyor zaten. Mustang'i de bir ara anlatırız. Durukan varken bence yarın da Mustang'i çekeriz. Arka arkaya Tesla, Mustang koyarız. Neyse şu anki konumuz abi Tesla. Çok hızlıca ben bir kıyas yapalım istiyorum. Bundan sonra bugün olduğu gibi lütfen siz de yorumlara yazın onu. Özellikle araştırmadan gidip böyle benim cahil cesaretimle bilmeden görmeden sadece deneyimlerimi paylaştım. Videolar gelecek. Şimdi de 3 ve Y'yi anlatacağız. Bu arada arkadaşlar fiyatlar çok yükseldi. Geçen senelere oranla mesela geçen senelerde Model 3 35 bin 40 bin lira falandı. Şimdi 55 bin lira 60 bin lira geliyor. Model Y de daha uygundu. Ben Model Y'yi kanka kemiksiz 70 bin dolara sipariş verdim bu arada. Kemiksiz dediğim üzerine şey gelecek işte, vergisi gelecek, işte delivery fee'si gelecek, bir şey falan gelecek. Niye delivery fee diyorum biliyorsun değil mi kanka? İnternetten abi bildiğin internetten sipariş veriyorsun. Bir de şey çok... Telefon olduğu gibi. Aynen öyle. Telefon olduğu gibi de şey çok saçma. Yani sanki McDonald's'tayım. Üst seçim ister misin? Lastiği bitmek ister misin? Onu yapmak ister misin? Çok rahat harcıyorsun ya parayı internette. Ben işte 70 bin dolar harcadık kanka. Çat diye harcadık. O zaman Y'yi alalım kanka. Abi şimdi arabayı nasıl açıyorsun? Tık. Bunu koyuyorsun. Çat diye açılıyor olması lazım. Açıldı mı? Bu arada bu şu an test drive olduğu için normalde telefonunla açabiliyorsun bunu. Ve benim en çok test son arkadaşımın kullandığı şey şu Los Angeles'ta. Kanka arabaya gitmeden önden bir 10 dakika önce bir serinletiyorum, rahat rahat biniyorum diyor. İçine girelim abi. Şimdi gel buracığım. 4-5 farklı rengi var. Benim verdiğim renk arkadaşlar, ben yine beyaz istiyordum. Ama kararsız kaldım. Çok güzel bir rengi vardı, onu da koyacağım zaten benim verdiğimi. Ben gri sipariş verdim dışına. Ama içi bunun aynısı. İçini de beyaz verdim. Şimdi bro, gördüğün gibi sadece bir ekranımız var. Ve bu ekranda her şeyi yapıyorsun. Her şeyi mesela dışarıdan başlama. Bak burada bir şey var. Tıklıyorum. Basım tutuyorum kanka, ne yapıyorum? Tık diye açıldı. Bu arabada abi motor olmadığı için hem önde hem arka tarafta bagaj var. Bence bagajlardan başlayabiliriz. Ön tarafında böyle bir bagajımız var. Arka tarafta büyük bagajı var. Hatta bunu genelde arkadaş şey dedi bize verirken. Ya dedi, bir tane dedi çöp poşeti koyarsın dedi. Buzları koyarsın. At dedi ice'lerini, biralarını, rakını, karpuzunu. Pikniğe gitmelik araba dedi. Gerçekten böyle bir güzelliği var. Bir de biliyorsun abi Tesla'ların en büyük olayı bence. Hatta şöyle yapayım. Kanka arkada göstereyim onu. Kanka arabada motor olmadığı için, yani elektrikli olduğu için biliyorsun yağ değişimi, tuz değişimi, bakım hiçbir şey yok arabanın. Sadece arada bir lastiklerini değiştiriyorsun. Arada bir upgrade ediyorsun. O kadar yani. Arkası da bayağı geniş. Bak kankacığım, gördüğün gibi bayağı geniş. Bu Model Y'nin performance modeli arkadaşlar. Base var, long var, bir de performance var. Bagajı gördüğünüz gibi tabiri caizse hayvan gibi değil mi kanka? Bence kıyaslayarak gidelim abi. Hadi onu da bagajına açayım. Model 3 ile Model Y'yi kıyaslıyoruz ha. Şimdi bu da Model 3'ün. Kanka bunun bagajı da büyük. Bak sığdım. Vallahi bu da küçük değil ama tabii Model Y ile kıyasladığında kesinlikle Model Y'ninkisi daha büyük diye düşünüyorum. Bak arkada burada da bunun. Ha bak burada, aa burada bir tane daha var. Oğlum araba full bagaj lan. Bak. Bu arada onunla bunun arasında da tabii ki performans değişimi ama sadece bence kasa değişimi var. Şimdi asıl arabanın ben teknolojisini size göstermek istiyorum arkadaşlar. Projum. Yani gördüğün gibi bence fazlasıyla geniş.
bir araba. Zaten arabada motor olmadığı için hani bayağı bir şey yapmışlar hani. Her yerini yeniş yapmışlar. Evet arkadaşlar, gel kankacığım. Şimdi bu arada arkadaşlar, normalde kamerayla çekecektik. Kamerada bir sorun çıktı, mikrofonda bir sorun çıktı. Ama bu videoyu size her şartlarda yapmaya çalışıyoruz. O yüzden hani ses olur, grilik olur, gölge olur, kusura bakmayın. Hatta hemen videonun başında da abone olursak, like atarsak, yorum yazarsak da bize çok iyi bir motivasyon olur. Evet, gelelim arabanın içine. Şimdi bro, her şey buradan dönüyor biliyorsun. Çalıştırmak için abi anahtarı buraya koyuyorsun. Gözü kapatalım mı? Ben kapatırım kanka buradan. Dur kanka, ben buradan kapatırım. Bak ben gece kapattım ben. Abi alışmadık lan. Bak yavaş yavaş kapanıyor. Tık. Arkayı kapattık abi. Abi bir daha açtım. Ben sipariş verdiğim modeli koyacağım zaten burada bir yere. Siz de renk, iç dizayn, dış dizayn, upgrade lütfen yorumlara yazın. Gerçekten ben çok etkileniyorum bu tarz şeylerden. Normalde beyaz ve gri arasında kararsız kaldım. Arkadaşlarım gri dedi. Gri yapıştırdım. Beyaz için çok daha iyi dediler. Beyazı yapıştırdım. Hani sizin de yorumlarınızı alıyorum. Gelelim abi buraya. Arkadaşlar biliyorsunuz ben uzun süredir Jeep kullanıyorum. Yani Jeep Wrangler'a laf yok. 4 aydır Mustang var. Mustang'i de kullanıyorum. O da başka bir klasman. Ama bunda özellikle Türkiye'den gelen birkaç turist arkadaşlarımıza, işte Tesla kiralaması yaptık diye arkadaşlarımızın hepsi söylediği şey şu oldu abi. Biz turist olaraktan bizi en çok şu navigasyon, şu ekran bizi inanılmaz rahatlattı dedi. Ve gerçekten kapı açmak ve cam açmak haricindeki her şeyi buradan yapıyoruz abi. Bak monitör de yok zaten yani. Bütün ayarları yapıyorsun. Ha, buradan kendi direksiyon ayarını. Şimdi bak sol yapalım o zaman. Left yaptık değil mi? Aynayı buradan zıt bütün her şeyi buradan var, yukarı geri ya. Şuna yapıyoruz. Şeyi de öyle. Aynen bak aşağı iniyor. Yukarı çıkıyor. Bence bayağı iyi. Bayağı havalı. Biz şu an tabii çocuk gibi arkadaşlar dedim yani. Bilmeden araba review videolarımız devam edecek. Onu da söylüyorum başta. Bilmeden böyle biz hep beraber öğreneceğiz. Bir çocuğa vermişsin oynarmış gibi. Burada her şeyi ayarlayabiliyorsun işte. Bu işte tripten kaydedebiliyorsun. Ne yaptın, nereye gittin, nereye geldin. Ekranın ayarlarını buradan yapabiliyorsun. Arabanın ışıklarını buradan hani otomatik mi, uzun mu, kısa mı, hepsini yapıyorsun. Şarj durumunu buradan görüyorsun. Nasıl şarj ettin. Skecil yapabiliyorsun bu arada. Biliyorsunuz hani aksiyon elektrikli daha ucuz ya. Ayarlıyor musun abi? Araba elektrik en ucuzsa ne zaman? O zaman şarj ediyormuş. Bu şey kısmı. Hani genel kısmı. Ben diğer işin eğlence tarafına girmek istiyorum abi. Az önce gösterdim. Mesela şu an bu az önce kaydettiği şeyler arkadaşlar. Ben biz yolda gelirken basmışız. Ben kayda basmışım farklarından. Şimdi basacağım. Durmuşuz ya kanka az öncesi bak. Bu, ben diyorum niye hareket haline gidiyor? Mesela biraz daha geri geldim. Bak otoparktan o, çıkarken. Beri otomatik kaydediyor. Aynen ve bu da şey yerde kaplamıyor. 2-3 ay duruyormuş abi galiba bulutta. Sonra kendi kendine yeniliyor. Allah korusun kaza maza bir şey olduğunda. Görebiliyorsun ve sen arabayı satın aldıktan sonra app var. App'ten her şeye bakıyorsun. Mesela evdesin. Aç kamerayı bak. 4 kameraya bak kanka yani. Bak bana left'i gösterdi. Bak left'e geçti. Hoppa burada Durukan'la muhabbet ediyoruz. Kanka ne yapıyorsun ya? Bence çok keyifli bir özelliği. Onun haricinde Durukan yanımda oturuyor. Oyunlar var arka kısma girdiğinde hani şarj ederken zaman geçirmen için. Bu arada internet abi kendisine geliyor dediğim gibi ilk bir ay ücretsiz. İkinci ay da 10 dolar ve hepsi daha iyi internet yani ben her türlü veririm. Hani verilmeyecek bir para değil. Abi adamlar çok tatlı bir oyuncak yapmış. Kullanımı konusunda hani onları zaten birazdan da çektik detaylara koyarız. Araba inanılmaz hızlı hızlanıyor. İnanılmaz hızlı hızlanıyor. Hani yeğenin muhabbeti bu. Şimdi bence birazdan Model 3'e geçip Model 3'e konuşalım. Bu sefer de kanka Model 3'e direksiyona sen geç. Ben oraya oturayım bir de senin yorumla oynayalım işte. Tek dezavantajı arkadaşlar. Söylüyorum benim açımdan tek dezavantajı. Kaliforniya'dayız. Arabanın üstü açılmıyor ya. Bu işte bu hiç hoş değil. Şimdi abi aynı ekran. Boyut her şey aynı zaten. Burada da aynı mantık. Orada yaptığımız neyse burada görüyorsun işte. Yaptığımız gibi işte buradan kameraya giriyorsun. Bu şu olay çok iyi abi. Kanka bu kamera olayı zaten müthiş. Bu arada müthiş kesinlikle Y daha güzel bir duyuyor. Öyle mi? Kesinlikle. Ya onu soracaktım burada. Ben de gerçekten hani bugünkü Tesla'yı isteme sebebim Y'nin siparişini verdim. Ama arkadaşımda Model 3 var. Model 3'ü kullandığım için böyle bir aklım kalmıştı ama net Y daha iyi diyorsun değil mi? Kesinlikle. Şimdi kullanım ve yolcu performansına gelmek istiyorum arkadaşlar. Benim boyum 1.88'di en son ölçtüğümde. Uzamadıysam kısamadıysam. Ben Jeep'te bile bazen rahat edemiyorum kanka. Anladın mı? Mustang zaten başka bir kafa. Onu ayrı yollanacağız. Abi bu arabadaki şu bacak mesafesi motor olmadığı için öyle bir koymuşlar ki böyle bir rahatlık yok. Değil mi? Bu bir. İki. Başka bir Tesla'nın en sevdiğim hayatı kolaylaştıran abi derdini seveyim yorumları gelecek şu an biliyorum. Kolaylaştıran bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Kablo. Evet. Telefonu şarj et, telefonu koy, onu koy, bunu koy diyoruz ya bakın arkadaşlar. Buraya koyuyorum. Light show var. Ha buna dışarıdan abi show yapıyor. Açtığında kanalda tabii. Bu bence hayat kurtaran. Peki bu aynaya ne diyorsun? Bence çok komik duruyor. Çok küçük. Bendeki daha büyük ama galiba. Çok komik duruyor ya. Tesla kullanıcısı arkadaşlarım zaten bir kere Tesla'ya başladıklarında vazgeçemiyorlar burada. Hiç kullanmamıştım. Bayağı beğendim ama. Yani. Değil mi? Ama Tesla'ya bok atanlar da niye bok atıyor onu da söyleyeyim. Abi her şey yapmış. Plastik ya. Her yerinden ses geliyor gibi yorumlar var. Bu konuda ne düşünüyorsun kanka? Ya mesela bak şuralara falan bakıyordum az önce de. Mesela
böyle sanki bana da çok kaliteli durmuyor gibi geldi ya. Peki kullanınca? Ya kullanımı güzel. O luxury'yi veriyor aslında. Veriyor ama mesela yani biraz şey var bence de ya. Build quality'si çok evet. Şey değil yani. Bir de o build quality'si haricinde abi şey durum var. Hani araba devamlı kendini abi upgrade ediyor. Şimdi bizimkiler Tesla drive olduğu için bana şey soruyor. Hani arabanın upgrade'i geldi, upgrade'in eksterni. Az önce upgrade şeyi geldi ekrana gördün mü? Aynen. Onu dedim işte hani ayarlayalım mı falan diye. Ha bir dakika, şu an açtı. Bakın abi buradan ne tarafına gelmek istiyorsan. Çok enteresan ya. Bunu da ayarlayabiliyor. Ha bunu da ayarlayabiliyor. Tabii her şeyi ayarlayabiliyor. Şöyle yapalım. Bu da şöyle olsun. Al. Aynen. Sonra abi iç detayları gerçek. Burada kolum gitti yani. Kolumun yarısının girdiği bir... O kadar büyük mü orası? Büyük bro. Burası bayağı büyük. Oo, i̇şte iki tane. Bayağı gidiyor. Sonra abi her yerine süreç yapmış arabanın ya. Burada bir şey yok. Öyle bir durum var. Ama diyorsun ki kardeşim fiyat performansı aradaki bir 10-15'e baktığında Y alırım diyorsun. Bu kaç para şu an? Abi ben şöyle hesapladım. Ben hep buradan zaten gol yiyorum. Kapitalizm. Amerika'nın köpeği olmuşum. Mevzu şu, ben model 3 alacaktım. Tamam. İşte hani ajans için hem de kiralamada falan filan diye ama herhalde kıyar mıyım, kiralamayı bilemiyorum. Abi bunu ödediğimde aylık 900 dolara geliyordu. Tamam. Onu ödediğimde aylık 1000 dolara geliyordu. O detayları, fiyat videosunu bana araba geldikten sonra kendi arabamda A'dan Z'ye arttırsa anlatacağım bunları. Bunlar hiçbir sıkıntı yok. Hatta görüntülerini de aldım. Kaydı aldım. Dedim ki ayda 100 dolar için. Değmez. Y'yi alayım. Bir de onda şeyi aldım. Bir de şöyle bir durum vardı. Şimdi model 3'ün mesela jantlara mantlara detayları göstereceğiz zaten yani. Abi detaylarda göreceksin. Detaylarda abi şey işte. İşte diyorum jant upgrade et, onu upgrade et, bunu upgrade et. Araba biraz güzel olsun dediğinde arasında 5-6 dolar bir fark oluyor. Şimdi bunun jantları bence çirkin. Ama onun direkt işte performans modelinde jantlar zaten büyük geliyor. Ben şimdi önümüzdeki hafta Türkiye'ye geliyorum. 2 ay Türkiye'deyim. Türkiye dönüşü bu bol arabalar devam edecek. Aha mikrofon oraya değil mi? Daldım mikrofonda gitti. Olsun canım sağ olsun, hadi gidelim. 19 inç bu bayağı büyükmüş ya. Kanka nerede gördün bak bu da onda. CEO. Bunun da lastikleri daha iyi, PC'yi. Ya bir şey söyleyeceğim, bu arada çok alakasız bir detay. Arkadaşlar bakın burası Ordu'nuz. Burası huzur evi. İlk intiban nedir araba hakkında? Ya bence arabayı beğendim. Ama bence hala pahalı. Benzin fiyatlarından uçtu ama biliyorsun. Yani çok bu arabalar mesela Toyota Highlander'lar kaç para? 40 bin dolar ya. Hı-hı. Mesela şu araba 40 bin dolar bandında olsa şu an bence yok satar. Ki zaten şu anda da yok satıyor da. Evet. O zaman yani daha çok kullanıcıya ulaşır bence. Bir daha bir model 3'le çıktığında 35 bin 40 bin işe çıktı. Evet evet. Çok şimdi daha... 55 falan oldu, çok arttı. Bir alt paketler şeymiş 6-8 ay mı? 6 ayla 9 ay arası değişiyor dedi. Aslında aldıktan sonra ikinci elde bile daha yüksek para satılıyor şu an. Onu şey yapıyorlar, ben sana onu diyecektim. Millet rezervasyonunu satıyor. Craigslist'e gir, bir sürü var. Şaka yapıyorsun. Tabii tabii. Yani ben şu an videoyu koyduktan sonra belki de kredim onaylanmayacak. Belki arabayı alamayacağım. Sonuçta 70 binim yok şu an yani. 70 bin var, bir krediye başvuracağım. Hani bence verirler gibi geliyor. Ama bir yandan Jeep'le Mustang dolaşım vermeye dediler. En kötü denemiş olduk. Kısmetimiz diyelim. Arabanın gelip gelmediğini 3 ay sonra zaten hep beraber göreceğiz. Ama bunun rengi de bayağı güzel duruyor. Ben kırmızı almam ama uzaktan güzel duruyor. Aynen. Neyse hadi görüşürüz bro. Böyle bir hızlanma gerçekten yok. Hani diyorlar ya G noktanı hissediyorsun diye. Gerçekten hissettiriyor. Böyle bir hızlanma yok. Bakın şimdi ısıcak araba. Önüme geçmeyin lan. Arkadaşlar çok araba kullandım Amerika'da. Arkadaşların arabalarını kullandım, denemeler için araba kullandım. Ama bu kadar hızlı hızlanan bir araba ya kesin vardır yani. Bir sürü spor arabalar var yani, sıfırdan yüze bilmem ne çıkma falan muhabbeti. Ama tork mu diyeyim artık yani, torku galiba canavar. İşte araba kullanırken de ekranım böyle arkadaşlar. Şimdi sağda solda ileride bir tane Porsche var. Şimdi mesela sağ tarafta Porsche'u göreceğiz. Şuradan göstereyim. Bak Porsche önüme kırdı, buradan görüyorum önümde. Yani bisiklet geçse gösteriyor, insan geçse gösteriyor. Bu arada bunlarda şey yani otomatik pilotları daha sonra satın alabiliyorsun full. Kendi kendine bir çıtırdan bir otomatik pilotu zaten hazır pakette geliyor ama full yani insansız sürüş modunda. Otomatik pilot için şu an 12 bin dolara çıkardılar galiba. Henüz onu almadım. Bir de mesela şu an bakın şuradan göstereceğim ekranda. İleride ışıklar var ve ışıkların yeşil yandığına kadar ekranda bana gösteriyor ışıkların yeşilleniyor diye. Bakın sola sinyal vereceğim. Hemen sol tarafım çıktı. Sağa sinyal vereceğim. Sağ taraf bakın ışık sarıdı, kırmızıya döndüğünü ben buradan gördüm. Bakalım bu video yayınladığımda siz de enerjinizi gönderin. Üçüncü araba olaraktan da onu alırız. Yavaş yavaş garajımızı büyütürüz. İşimize, gücümüze yatırım yapmaya devam ederiz. Türkiye dönüşü zaten hem iş güç planları hem video planları tüm hıza devam edecek. Bu sefer Türkiye'de de boş durmayacağım. Türkiye'de de bir şeyler üreteceğim. Hani lütfen yorumlara yazın. Bu video
videoyu keşfetten falan gören arkadaşlar varsa 2-3 yıldır YouTube yapıyoruz ve hani gerçekten takip etmeniz, yorum yazmanız, arkadaşlarınıza göndermeniz bizim için çok değerli. Hani o konuda destek olursunuz, seviniriz. Instagram'ı da söyleyeyim şu an çünkü bu arada Instagram'da çok aktifiz. YouTube birazcık boşladık. Instagram'a da beklerim. Instagram'da görüşürüz. Ve birazcık Santa Monica. Santa Monica'da Tesla keyfi. Aa, Durukancım ya, önüme gelmiş bile. Bu arada şarjla alakalı şu soruyu sordum arkadaşlar. Hani işte yarım saatte şarj oluyor süper şarjlarda. Ya yarım saat çok uzun değil mi? İşte evinde şarj olması lazım bir muhabbetler. Ben şu an eve kablo çektim ama çalışmadı. İki uzatmalı kablo olduğu için. Ama Tesla sahibi olan arkadaşlarım evinde şarj olsa çok iyi olur modundaydı. Ama şu an bir Kaliforniya için söylüyorum. Çok fazla artık her yerde süper şarj var. Ve süper şarj dediğin yarım saat. Ya o yarım saat süreçte de buradaki ekranda Netflix'ten dizini izle, müziğini dinle, çalışmanı yap. Zaten yarım saat telefonda pıtır 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 her şey oynadığımız için bence o yarım saatte beni bozacağını sanmıyorum. Bir de herhangi bir yere kahveye, yeme içmeye gittiğinde hemen hemen çoğu yerde artık Kaliforniya'da, doğduğu yer burası olduğu için Tesla şarjı var. Eskisi kadar bu da çok büyük bir Tesla seçmeme sebebi değil artık. Santa Monica'nın göbeğinde tam Tesla'da burası arkadaşlar. Garaja bırakacağız. Ha şey güzelinde fark ettiniz mi bilmiyorum. Şu an Tesla'dayız. Yanımızda kimse yok. Sadece ehliyetimizi verdik. Arabayı yarım saate getireceğiz dedik. Ki bir saat yap dedim ben Nick'e. Nick sağ olsun tamam canım benim sen bir saat sonra getirsen ne olur dedi. Bir saatin arabayı bize verdiler. Ne yanımızda bir adam ne bir şey. Gidin gezin gelin deneyin. Sonra otoparka park edin aşağı inersiniz dedim. Mis, mis, mis. Arkadaşlar arabayı parka aldım. Düğmeye bastım. Arabadan çıkıyorum. Hiçbir şeyle uğraşmıyorum. Kapatmakla uğraşmıyorum. Sadece buraya getiriyorum. O kendi kendine her şeyi kapatıyor. Bu var ya çok enteresan ya. Y3'ü kıyaslayınca yorumun. Yolda ne? Gördün mü beni? Gördüm. Porsche vardı yanımda. Gazladı ben bir bastım. Yani çok enteresan araba ya. Yani Y3 ben bayağı etkilendim ya. Görüyorum kanka gözlerimi. Vallahi bayağı etkilendim. Kankacığım toplam 72 bin. Buna vergisi ve paperwork gelecek. Ben sadece 200 yıl dolar ödedim. Şu an bekliyorum. Benim ikisi aynı bak. Buydu. Şimdi geri geliyorum kardeşim. Edit Design'a. Purses ya kanka. Long range alınca. Ya bu arada dedik fark da ne? Hani bunda 303 gidiyor. Yani 303 bin gidiyor. Bunda 318. 15 bin için değmez. Bence de. Ki bu maksimum 135'i çıkarken. Bu maksimum 155'i çıkıyor. Ve 3 saniye çıkıyor. Diğeri 4.8. Sen onu hissettin zaten bugün. Onu gördük. Dandik dediğimiz buydu zaten. Galiba bunun o da, kapaklı olan o. Şu an zaten benimkine benzine gitti. Zaten 2000 koydu bak şu an. Hani o yüzden. Tolt dışı almadım. Bak bunun 7 koltuk seçeneği var bu arada. Ama gerek yok. 5'li tutuyorum yine. Beyaz ve siyah. Bak siyah da para istemiyor. Beyaz da 1000 dolar istiyor. İndik aşağıdan aynı şeyler. Ne oldu? Hemen bakıyorum. 2000 dolar fark ediyor. Oldu yani. 2000 dolar fark ediyor. 2000 dolar için değer mi? Değmez. Hiçbir şekilde her türlü performans. Ama gelelim. Bu bizim şeye. Model 3'e. Ama Model 3 alırsan da abi. Model 3'ün performans durumu olmadığı için. Model 3'te abi el base'i bak. Base'i 40 bin. Yani bu alınmaz bile kanka. 260 bin. Performans 56 bin. Long range 51 bin. Hemşire ve insanlar burada long range alıyor. Ben insan bunu alacaktım. Bunda performansa girmeyecektim. Bak aynen. Aa bak bu daha küçük araba olsun daha fazla hızlı çıkıyor bak. 162'ye çıkıyor. 315 gidiyor. Normalde 145'e çıkıyor. Yalnız onun performansı Model Y'den hızlı fark ettin mi? Küçük araba çünkü. O 3.1 öteki 3.5. Bir de şey maksimum hızları farklı. Farkındaysan. Hadi biz long range'den devam edelim. Bak en dandik çantı. Dandik çantılar bunlar kanka. Bu bak şu an burada dandik çantı. Bu kaç oldu bakalım. 2023 Watt diyor. 6 ay. 60 bin geldi. 10 bin dolar fark var mı var? Ama kanka 10 bin dolar. Evet az para değil. Bir araba parası neredeyse artık. Ama ayda 100 dolar oynuyor kredi aldığında. Hani ve bir de sonuçta bu arabayı alıyorsun ve satıyorsun. Aynı hesaba geldiği için aynı doğru karar verdim buraya. Bence kesinlikle Model Y performans da bence çok oğlum, mantıklı. Burada şu an hevesli anlatıyorum. İnşallah kredi çıkar ya. İnşallah o kredi çıkar yani. Yani buraya kadar izleyen arkadaşlar mutlaka sonuna kadar izledim diye yorum yazarsa, like atarsa, abone olmayanlar abone olsa çok sevinirim. Hemen şöyle alıp tabii ki Can kardeşim Durukan bütün araba videolarının bekleyen insanı. Çok iyi oldu. İnşallah kardeşim daha güzel araba inceleme videolarında birlikte oluruz. Kendinize iyi bakın. Hadi hoşça kalın. Bay bay.